Efendim, artan kira fiyatlarını fırsata çevirmek isteyenler kiraladıkları evleri gidip günlük olarak kiraya vermeye başladı. Özellikle turist ve öğrencilere kiraya veriyorlar. Mesela işte bir odası şu kadar. Hadi gel sen de bu odada kal. Öğrencinin de ihtiyacı var. Durumlar malum. O yüzden de insanlar da bunu kabul ediyor. Şimdi bu evi esas sahibinden kiralayan kişi hem gelir elde ediyor hem kirasını ödüyor. Bu bir fırsatçılık tabii. Ne yapılabilir bu fırsatçılığın önüne geçmek için, uzmanına sorduk. 1000 liralık evler oldu şimdi 7 milyar. Yani bunu ister istemez insanlar tutuyor. Daireleri mal sahiplerinden uygun fiyata, yani 5000 liraya 6000 liraya tutup oda odanın tanesini 5000 liradan 6000 liradan şu an kiraya veriyorlar. Kira fiyatları arttı. Ortaya bu sefer de kiracı fırsatçılığı çıktı. Kiracının ev sahibinden tuttuğu evi bir başkasına kiraladığı korsan kira sistemi İstanbul'da yaygınlaşmaya başladı. Artan kira fiyatlarını fırsata çevirmek isteyen kiracılar kiraladıkları evlerin odalarını turistlere ve öğrencilere kiraya vermeye başladı. Böylelikle evin tek odasından hem bütün kira masrafını çıkartıyor hem de ek gelir elde ediyorlar. Özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Mecidiyeköy gibi merkezi konumlarda görülen bu durum ev sahiplerini zora sokmakla beraber emlakçıları da müşterilere karşı şüphe duymaya itiyor. Biz kirayı veriyoruz. Evi arkadaşlar oda kiraya veriyor. Yani yabancılara haftalık oluyor, günlük oluyor. Evi arkadaş bizden tuttu, onlara kiraya vermiş evi. Yani oda 700-800 liraya kiraya vermiş evleri. Bizden misal 3 ay önce bir tane öğrenci bir arkadaşımız tutmuştu. Yani biz öğrenci diyebiliyorduk, normal kimlik kartı falan var. Bizden 7000 liraya daireyi tutup odasını 5000 liradan kiraya vermiş. Sonunda mal sahibinin haberi oldu, bizim haberimiz oldu. Tahliyesini talep ettik, şu anda zaten hukuki süreç devam ediyor. Korsan kiralamada mega kentin artan nüfusunun payı büyük. Özellikle de yurt dışından gelenler artık otel yerine günlük ev ya da oda kiralıyor. İstanbul'da turist nüfusunun artması sonrasında internet sitelerinden günlük oda ve daire satışlarında artış yaşandı. Fiyatlarsa 500 ila 2000 lira arasında değişmekte. Yurt dışından gelen işte genellikle Arap kökenli, en çok onlara veriliyor. Bu onlara da günlük işte 100 dolardan 200 dolardan dairenin odanın durumuna göre fiyatlar gidiyor. Peki mal sahibi evinin iki kere kiralandığını öğrendiğinde ne yapabilir? Uzmanlar ihtar çekip olayın takipçisi olması gerektiğini vurguladı. Kiracısına ihtar çekmeli ve bu durumu 30 gün içinde düzeltmesini istemeli. Kanuna göre işgalci sayıldığı için alt kiracı, çünkü yazılı rıza olmadığı için işgalci sayılıyor. Kaymakamlığın da bu kişileri doğrudan doğruya tahliye etme hakkı ve yetkisi var. İşgalin ya da devrildiğinin 60 gün içerisinde tespit edilip bildirilmesi gerekiyor. Aksi durumda kaymakamlık süre aşımından red söz konusu olacaktır.